Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bu tuvalette, WC'de, banyoda bulunan lavabolarımızın böyle boşladığını, arasının bakın açık olduğunu düşmek üzere görüyorsunuz. Bunu çıkaracağız ve yeni tutulmasını yapacağız. Neden olduğunu göreceğiz. Bakın burada altta şöyle göstereyim, vidaları var. Görüyorsunuz. Oradan ben bunları sökeceğim. Lavabomuzu söktük, çıkardık. Bakın görüyorsunuz nasıl bir vida yapmışlar. Hiç uygun değil. Bundan dolayı zaten o dışarıda kalmış dübeli. Bundan dolayı lavabomuz yerine oturmadığından devamlı gevşeklik yapıyor. İki tane solunum var. Görüyorsunuz. Bu da lavaboya takılan, lavaboya çatlatmasın diye kullanılan aparat. Evet, şimdi bunu sökeceğim arkadaşlar şurayı. Buraya ne işlem yapacağımı göstereceğim size. Bu gördüğünüz gibi lavabomuzu aldık. Duvara çakır olan vidaları, bakın şu gevşeklikten dolayı. Bir ikincisi de burada dübel var. Bakın dübel tam çakmamışlar. Lavaboyu geride bırakıyor. Bundan dolayı da lavabomuz aşağıda duruyor. Bakın böyle de söküldü. Çok fazla. Bunları sökmek için de burada anahtar yeri var. Bakın. Böyle göndererek. Bir de sökme yönünde çok rahat çıkarabilirsiniz. Evet. Bu da çıktı. Şimdi burayı bıçakla keseceğiz veya maketle keseceğiz. Burada bir dübel koyacağız. Ondan sonra göstereceğim devamını. Şimdi bu gördüğümüz dübeli buradan bir maket bıçağıyla arkasını hafif vurarak kesiyoruz. Bakın kestik. Diğer tarafa da ona yakın bir dübeli çakacağız. Gördüğünüz gibi ikisi de oldu. Şimdi bu vidalarımızı buraya güzelce takacağız. Söylemiştim burada vida anahtar sıkma yeri var. Bu anahtar sıkma yerini ayarlayacağız ağzını. Ve böyle döndürerek bunu buraya sıkacağız. Evet, gayet güzel sıkılıyor. Elinizi eldivenle giyin, ellerinizi yaralamayın. Çünkü muhakkak eliniz buralara değecektir. Bu sonuna kadar götürmekte yarar var. Sapasağlam oldu. Şimdi gelelim diğerine. Bunda hafif bir eğrilik var ama o da önemli değil. Eğri kısmını yukarıya getiririz. Bakın bastığımız zaman gayet güzel oldu. Evet. Bütün olay bu. Eğer burası çok geniş olursa dübelimizi, içini çimentoyu basıyoruz, dübelimizi koyuyoruz. Bir gün bekleyip tekrar vidamızı sıktığımızda aynı bunun gibi olur arkadaşlar. Evet, şimdi lavabomuzu yerine koyacağız. Bu vidayı yerine takacağız. Şöyle. İki tane delik yeri var burada görüyorsunuz. O delikleri denk getiriyoruz. Bakın. Korkmayın, düşme yapmaz. Delikten sıyrılmaz. Önce pullarını koyuyoruz, plastik. Yerine tam oturtuyoruz yalnız. Tabi göremediğim için biraz zorlar ama birini tutturdum. Şimdi diğerini.
sobanın üstüne sıkıyorsunuz. Bu şekilde bunu sıkıyoruz. Lavabomuzun eğimini ayarlayabiliyoruz buradan sıkarken. Daha sonra anahtarımızı ağzını 16-17'ye göre açıyoruz. Yavaş yavaş sıkıyoruz. Fazla sıkmıyoruz çünkü çatlatabiliriz lavabomuzu. Gördüğünüz gibi lavabomuzun yere tam oturdu. Bakın, şu hafif sablantı var, bunu sıkarak alacağız. Bir özellik göstereyim. Şu aşağıya ineyim bize. Anahtarımızla böyle sıktığımızda sonlandı. Öbür sefere döndürüp sıkıyoruz. Çünkü aynı yönde sıktığınızda tekrar oturtamazsınız. O da bilgi olarak verilmiş böyle. Bakın döndürüyorum. Sıktım bitti. Öbür tarafını döndürüyorum. Bunu da dikkat ederseniz İşiniz çok rahat olur. Evet, lavabomuz tamam. Şimdi alt kısmını takıyoruz. Bu vidalıymış arkadaşlar, çok harika bir şey. Hemen yerine oturduk. Burada kamalar çontuya taktığımız zaman işlerimiz tamamdır. Açalım. Evet. Bakın. Bu ben fazla sıkmadım çünkü büyük pul lazım aslında somunların önüne. O büyük pul daha iyi sıkar. Şimdi bunu sıktığımızda plastikleri gevşettiği anda fayansımızı kırabilir. Ona dikkat edin. Yani boşluğunu alırsanız yeterli. İyi günler dilerim.